بسم الله الرحمن الرحيم باب القراءة في صلاة المغرب باب akşam namazında Kur'an okumanın beyanındadır. Yani akşam namazında Kur'an okunursa miktarı ne kadardır? Bunun beyanındadır. Uzun mu okuyacak, orta mı okuyacak, kısa mı okuyacak? Bunun beyan buyuracak. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه حاو حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا مالك قال أخبرني الزهري عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال محمد babası Cübeyr ibn Mut'im'den rivayet ediyor. Diyor ki, قال Cübeyr dedi ki, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'i işittim. يقرأ okurdu في المغرب akşamda بالطور Sure-i Tur'u okuduğunu işittim. Bunun izahı geliyor. Müslüman olmazdan evvel Bedir'deki esirlerin hakkında anlaşma yapması için Kureyş tarafından gönderildi. Cübeyr ibn-i Mut'im. O da Medine-i Münevvere'ye geldi. Resulullah Efendimiz akşam namazını kıldırıyordu ve Tur'i suresini okuyordu. İşte onu beyan ediyor ki, ben akşam namazında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ve Tur'i suresini okuduğunu işittim. Haddesena İsmail ibn-i Yahya el-Müzeni yukale haddesena Muhammed ibn-i İdris. قال أخبرنا مالك وسفيان عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله إمام مالك وسفيان الثوري ابن شهاب الزهري'den أين حديث الشريف رواية ديولار حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم كتاب سعيد يظلم دورس السعد قال حدثني بعض إخوتي عن أبيه Sa'd ibn İbrahim diyor ki, benim kardeşlerimin bazıları, onlar da babalarından rivayet ettiler. En Cübeyr ibn Mut'im. O da Cübeyr ibn Mut'im'den rivayet eylemiş ki, ennehu eten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Cübeyr ibn Mut'im, Müslüman olmazdan evvel Resul-i Ekrem Efendimiz'e geldi. Fi Bedir'in, Bedir hakkında, yani Bedir'de Müslümanların eline esir düşenlerin hakkında konuşmak, anlaşmak için geldi. Diyor ki Cübeyr ibn-i Mut'im فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ Ben Resulullah Efendimiz'e vardım. وَهَوَ يُصَلِّ الْمَارِبَ O da akşam namazını kıldırıyordu. فَقَرَأَ بِالطُّورِ سُورَيْ تُرُوْكُدِ فَكَأَنَّمَا سَدَعَ قَلْبِي كُوَيَ Benim kalbimi parçaladı. حِينَ سَمِيَتُ الْقُرْآنَ Kur'an'ı işittiğim vakitte وَذَٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يُسْلِمَ Bu Müslüman olmasının evvelidir. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim okuduğunu duyduysa, Kur'an-ı Kerim'in nuru onun kalbine bıçak gibi vurdu ve hidayetin eserleri o zaman başladı. Sonra da Müslüman oldu. حَدَّسَنَا يُونُسُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا حَدَّسَهُ عَنِ اِبْنِ شِهَابٍ اَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ عُفَّةٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال عبد الله بن عباس لك إن أم الفضل بنت الحارس أم الفضل كحارس قصدر حزرة عباس زوجي مرتر مدري سمعته بل أم الفضل اشتم وهو يقرأ سمعته أم الفضل يركي سمعته ben İbn Abbas'ı işittim ve o yakrada okurdu. Vel mürselatü urfen okurdu. Abdullah İbn Abbas namaz kıldırıyormuş. Akşam namazını vel mürselatü urfen namazı okumuş. Ümmül Fadıl da bunu işitmiş. İşittiği gibi fakalet Ümmül Fadıl buyurdular ki ya büneyye ey benim oğlum lekad zekkeretni bana hatırletti. Kıraetüke hâdihi surete. Bu sureyi okuman bana hatırletti.
enneha, şunu hatırlattı ki bu sure de ahiru ma semihtu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin den işittiğim şeylerin en ahiridir. Ne olduğu halde yekravu biha fi salatil mağrib. Akşam namazında okuduğu surelerin en son işittiğim budur buyurdular. Yani Resulullah Efendimiz akşam namazı kıldırırken Ümmül Fadıl da onunla beraber gelmiş, fakat en son akşam, ki ondan sonra aşağıda rivayet geliyor, daha bir akşam namazı kılmadı yahut da hiçbir namaz kılmadı, bu sureyi okumuş, böyle müsalatü örfen okumuş. Şimdi bundan ne anlaşılıyor? Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orta derecede surelerden okurdu. Haddesene ibn-i Merzuk ala haddesene Osman ibn-i Umar en Yunus'a an-i Zuhriyi fe zekere mislehu bi isnadihi. Eyni hadisi şerifi İmam-ı Tahavi ibn-i Merzuk terikiyle de rivayet eyledi. Haddesene Rabi'u ibn-i Süleyman el-Ciziyu kala haddesene Ebu Zür'ata kala akberena Hayvetu kala akberena Ebu Lesvet ennehu semi'a Urvete ibn-i Zübeyr. Yekulu Hazretleri buyururdular ki أخبرني زيد بن ثابت زيد بن ثابت بن خبر به كأنه زيد هزت زيد قال لمروان بن الحكم مروان بن حكم dedi مروان بن حكم حكم معاوية zamanında Medine'ye emir tayin edilmişti. O vakitte akşam namazını kıldırdı. Zeyd bin Sabit de onun akşam namazında okuduğu kıraate itiraz ederek ona dedi ki ya Ebu Abdülmelik, Mervan'ın künyesi, ya Ebu Abdülmelik, ma yehmiluka, seni hamleden şey nedir ki en tekre okuyorsun fi salatil mağrib, salatil mağribde bi kul huvallahu ahad, kul huvallahu ahad okuyorsun ve suretin uhra sagire, diğer bir küçük sure okuyorsun. Yani kısa kısa sureleri okumaya seni hamleden şey nedir? قَالَ زَيْدٌ زَيْدٍ بِنْ سَابِتٍ buyurdular ki فَوَاللّٰهِ ben Allah'a yemin ederim ki لَقَدْ سَمِيْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقْرَوْ Peygamber Efendimiz'in okuduğunu işittim فِي صَلَاتِ الْمَغْرِبِ akşam namazında okuduğunu işittim. Neyi okuduğunu? بَأَطْغَلِ الطُّوَلِ uzun surelerin en uzununu okuduğunu işittim. Uzun sure Kur'an-ı Kerim'in evvelinden 7 suredir. Bunlar surelerin uzunlarıdır ki tıval derler. Tıval bunların en uzunu da vehye, o da nedir? Elif, la, mim, sad. Elif, la, mim, sad'dır. Bunu okuduğunu işittim. Haddesena Revh ibn-ül Ferc, kâle haddesena Sa'id ibn-i Ufeyr, kâle haddesena ibn-i Lehi'a. An Ebil Esved fezekere mislehu bi-isnadihi. Aynı hadisi şerifi Revh ibn-i Ferş terikele de İmam-ı Tehavir rivayetiyle de. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazında Elif, La, Mim, Sa'di okumuş. 7 uzun surenin en uzunu bir rivayette. Yahut uzun değilse de burada ihtilaflı ya, uzun surelerden birisi. Onun için Mervan ibn Hakem akşam namazında Sure-i İhlas'ı ve onunla başka bir kısa sure okuduğundan Zeyd ibn Sabit ona itiraz etmiş ki niçin kısa sureleri okuyorsun, uzun sureleri niçin okumuyorsun? Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Hammadun an Hişami an ebihi anne Mervan'ı kâne yakra. Hişam babası Urvet ibn-i Zübeyir'den rivayet ediyor ki Mervan okurdu fil mağribi akşam. Akşam namazında okurdu bir sureti Yasin. Yasin-i Şerif'i okurdu. Yasin-i Şerif okursa bu orta demek. Orta derece surelerden okurdu. Kale Urvet'u. Urvet dedi ki Kale Zeyd ibn-i Sabit. Zeyd ibn-i Sabit buyurdular. Ev Ebu Zeyd'in el-Ensari. Ya Zeyd ya Ebu Zeyd. Bunlardan ikisi birisi dedi. Şekke Hişam, Hişam şekketti. Hişam ibn-i Urbe şekketiyor ki bu Zeyd ibn-i Sabit miydi, Ebu Zeyd miydi? Bunların birisi dedi kime? Li Mervane, Mervane dedi. Ne dedi? Ve kale. Mervane
Fakale dedi ki, لِمَا تُقَسِّرُونَ için teksir ediyorsun سَلَاتَ الْمَغْرِبِ akşam namazını niçin teksir ediyorsun, niçin kısa sureler okuyorsun? فَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Halbuki Peygamber Efendimiz oldu, يَقْرَوْا okur oldu fiha akşam namazında بِأَطْوَلِ تُولَيَيْنِ uzun surelerin en uzununu, iki uzun surenin en uzununu okurdu. O da hangisi? El-A'raf, Sure-i A'raf okurdu. Demek ki bu yedi uzun surenin içinde A'raf ile Elif, La, Mim, Sad bunların ikisi de uzun idi. Bu rivayette de diyor ki bunların ikisinden en uzun hangisi? A'raf, A'raf suresini okurdu. Ve şimdi bunlar da hepsinde geliyor ki akşam namazında uzun sureler okunabilir. Haddesena Fahdun, kâle haddesena Musa ibn-i Davud, kâle haddesena Abdülaziz ibn-i Ebi Seleme, en Hümeydin, en Enes'in, en Ümmül Fadli, bintil Haris, kâlet. Ümmül Fadl buyurdular ki, sallâ bina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz bize namaz kıldırdı, fi beyti evinde. El-Mâribe akşamı, fî sevbin vâhidin, bir elbisede. Ne olduğu halde müteveşşihen bihi, anında teveşşih eder olduğu halde. Ve elbiseye sarılmış, sağ tarafını sol omuzun üzerine atmış, sol tarafını da sağ omuzun üzerine atmış. Fekere okudi vel mürselati, akşam namazında vel mürselati suresini okudi. Mâ sallâ ba'deha, Resulullah Efendimiz ondan sonra da kılmadı salatın hiçbir namaz. Hatta kubide, hatta ruhi kabzolunda ahirete teşrik buyurdular. Bu rivayetten iki şey anlaşılıyor. Birisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son kıldığı akşam namazı oluyor. Ve ondan sonra da bir daha namaz kılınmamış. Yani sabah namazı gelmeden Resulullah Efendimiz ahirete teşrik etmişler. Birisi de, işte akşam namazında vel mürselatı suresini okumuş. Yani kısa surelerden değil. Resulullah Efendimiz'in ruhunun kabzolunduğu gece mi oldu, kuşluk vakti mi oldu, ihtilaf var. Buradaki rivayete göre gece sabah namazı olmadan ruh-i şerifi kabzolunmuş. Fakat diğer rivayetlerde geliyor ki kuşluk vakti. Kuşluk vakti olunca yatsıyı da kılmış, sabahı da kılmış da önleyi kılamamış. Fakat burada yani akşam namazı olarak son kıldığı o. Böyle de tevil edilir. Mâ sallâ bâdehâ salâten yani mârif namazı kılmadı. Bu manaya da gelebilir. Fezâme kavmün bir kavim zühmettiler ki ennehum onlar yâkudûne bihâdîl âfer bu eserleri alırlar. Ve yugallidûneha bunları teklit ederler. Bu rivayet edilen işte Hazreti Kübeyr'den Ümmü Fadıl'dan Zeyd ibn-i Sabit'ten rivayet edildi ya, bunları alırlar ve bunlar derler ki akşam namazında uzun sureler okunabilir. İşte bu cemaatten bunu alanlar Ürvet ibn-i Zübeyr, oğlu Hişam, İmam-ı Şafii, Zahiriye buna kaildirler. Ve halife maharûne fî kavlihim. Başkaları bunların bu kavillerine muhalefet ettiler. O muhalefet edenler Neha'i, Sevri, Abdullah ibn Mübarek, İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Malik, İmam Ahmed, İmam İshak ibn Rahevey bunlar muhalefet ettiler de fakalu dediler ki daim beğî layık olmaz en yukre okuna fil mağribi akşam namazında okunması layık olmaz illa bi kısaril müfassıl illa kısaril müfassıl okunur. Kısar-ı Müfassar yani bir rivayette geçti, yukarıda lem yekunillezine keferudan aşağı. Akşam namazının vakti dar olduğundan bunların okunması layıktır. Bunlar da böyle buyurdular. Ve galu, bu ikinci kavle zahib olanlar dediler ki, kat yecuzu caiz olur ki en yekune ola yuridu bi kavlihi kara'a bitturi. Cübeyr ibn-i Mut'imin rivayetinde geldi ki Resulullah Efendimiz Vetturi suresini okurdu. Caiz ki bununla murad etmiş ola. Ne? Kara'a bi ba'diha bu surenin Vetturi suresinin bazısını okudu.
ve zalike caizun fil valvatte de bu caizdir. Bera'e bitturi demekle bazısını okumak lügatte de gelir. Yukalu denilir ki hâzâ fülânün yakravun Kur'an. İşte filan Kur'an'ı okuyor. İzâ kâne yakravu şey'en minhu. Kur'an'dan bir şey okudu mu filan Kur'an'ı okuyor. Hepsini okuyor manasını değil ya, yani ondan bir miktar okuyor. Bu da Vetturi suresinin hepsini okumamış da bir miktarını okumuş. Böyle olması caizdir. Ve yehtemülü yine mühtemül olur ki gara'a bitturi. Vetturi suresini okudu. Ne demek ki? Gara'a biküllüha. Hepsini okudu. Başından sonuna kadar okudu. E şimdi buna ikisine de ihtimali var. Cübeyr ibn-i Müt'im radıyallahu anh'ın rivayetindeki Peygamber Efendimiz okudu Vetturi suresini. Hepsini mi okudu? Ondan bir kısmını mı okudu? فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında nezer eyledik. فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında nezer eyledik ki هَلْ رُوْيَ ف۪يهِ شَيْءٌ Bu mesele hakkında bir şey rivayet edildi mi? Öyle şey ki يَدُلُّ delalet eder عَلَى اَحَدِ التَّوِيلِينَ İki tevilin birisine. Acaba Vetturi suresinin hepsini mi okumuş? Bir kısmını mı okumuş? Bu iki ihtimaldan birisine delalet eden bir şey bulabilir miyiz? Aradık. فَاِذَا صَالِحُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ Baktık ki Salih ibn-i Abdurrahman bir ve ibn-i Ebi Davud bir de bu iki kat haddesene bize rivayet ediyorlar. Burası da kat haddesana olması daha güzel olur. İkisi rivayet ediyorlar. Na bize Kala dediler ki ravi iki olduğundan Haddesena Se'id ibn-i Mansur Kala haddesena Hüseyin mi Ani Zühriye an Muhammed ibn-i Cübeyr ibn-i Mut'im Ben Ebihi Cübeyr ibn-i Mut'im'in oğlu Muhammed babası Cübeyr'den rivayet ediyor. Kale kadimtül Medine'te Hazreti Cübeyr diyor ki ben Medine'ye kudum ettim. Ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in zamanında li ükellimehu onunla konuşayım fi üsara Bedir'in esirleri hakkında onunla konuşayım. Fenteheytu ileyhi ben Resulullah Efendimiz'e nihayet buldum, eriştim, onun yanına gittim. وَهُوَ يُصَلِّي بَاَسْحَابِي صَلَاتَ الْمَغْرِبِ O da akşam namazını ashabına kıldırıyordu. فَسَمَيَتُهُ يَقْرَبْ Onu okudur olduğu halde işittim. Ne okur olduğu halde işittim? اِسْتَعَذُ بِاللّٰهِ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعًا Bu ayeti kerimeyi okuduğunu işittim. فَكَأَنَّمَا سُدِعَ قَلْبِي Göğe kalbim parçalandı. Bana öyle tesir etti ki bu söz göğe benim kalbimi parçaladı. فَلَمَّا فَرَغَ Vaktaki namazda Resul-i Ekrem Efendimiz farig oldu. كَلَّمْتُهُ Ben konuştum Resulullah Efendimiz'le fihim Bedir esirleri hakkında. فَقَالَ Resulullah Efendimiz buyurdu ki شَيْخٌ لَوْ كَانَ اَتَانِي لَشَفَّعْتُهُ Şeyh gelse bana Ashab-ı Bedir hakkında konuşsaydı, şefaat etseydi şefaatlerini kabul ederdim. Yani o şeyhi de kabul ediyor, kastediyor. Ebahu Cübeyr'in babası. Kim o? Mut'ime ibn Adiyye. Mut'ime ibn Adiyye kastediyor ki yani senin baban Mut'im gelmiş olsaydı, şefaat etmiş olsaydı ben şefaatini kabul ederdim. Vaktiyle Mut'im'in Resul-i Ekrem Efendimiz'e bir iyiliği olmuştu da o iyiliğinden dolayı eğer o gelse söyleseydi şefaatini kabul eder onları affederdi buyurmuş oluyor. Tabi sonra Bedir esirleri hakkında uzun uzadıya aşağıda gelecek. Onları fidyeye bağladılar ve fidyeleri aldı bıraktılar. فَهَذَا هُشَيْمٌ İşte Hüseyin قَدْرَ وَهَذَا الْحَد۪يسَ Bu hadisi rivayet ediyor Zühri'den. Hani Zühri'yi Zühri'den rivayet ediyor. فَبَيَّنَ بَيَانَ اِلَدِ الْقِسَّةَ قِسَّيِ عَلَى وَجْهِهَا Kıssanın veçhi neyse ne şekildeyse onu beyan eyledi.
ve akbara haber verdi ki ennellezî şul bir şey ki semi'u onu işitti minin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den işitti ki nedir? İnne azâbe rabbike levâki. Bu ayeti kerimeyi işitti. Bu ayeti kerimeyi inne azâbe rabbike levâki bunu işitmesiyle surenin hepsini okudu manası çıkmaz. Demek bir kısmını işitmiş. فَبَيَّنَ هَذَا işte bu beyan etti ki اَنَّ قَوْلَهُ فِي الْحَد۪يثِ الْاَوَّلِ Zübeyir ibn-i Mut'im'in evvelki hadisteki kavli قَرَأَ بِالْتُورِ قَرَأَ بِالْتُورِ قَوْلِهِ Tûr'ü okudu demesi اِنَّمَا هُوَ Bu nedir? مَا شُلْ bir miktardır ki سَمِعَهُ onu işitti ki يَقْرَأُ مِنْهَا Peygamber Efendimiz işitti, سَمِعَهُ رَسُولَ اَكْرَمِمِز işitti ki يَقْرَأُ رَسُولَ اَكْرَمِمِز okurdu مِنْهَا o sureden. O sureden okuduğunu işitti ki o da neymiş? وَاِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَبَابِ O ne işitmiş? Oysa surenin başından sonuna kadar okuduğunu işitmemiş. وَلَيْسَ لَفْسُ جُبَيْرٍ Cübeyr'in lefsi, Cübeyr ibn-i Mütem'in lefsi olmadı. اِلَّا مَا رَوَى هُشَيْمٍ اِلَّا هُشَيْمٍ rivayet etti ki oldu. لَاَنَّهُ سَاقَ الْقِصَّ Hüseyin kıssayı sevk etti. عَلَى وَجْهِهَا kıssanın veç üzerine. Yani başından sonuna kadar kıssayı nekletmiş oldu. فَسَارَ oldu. Ney? مَا حُكِيَ فِيهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Hikaye olunan şey yahut da hikâ Cübeyr'in hikaye etmiş olduğu şey فِيهَا قِرَاءَتْتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den kıraat hakkında Cübeyr-i Mut'im'in rivayet etmiş olduğu şey oldu. هُوَ اُوْ قِرَاءَتَهُ Peygamber Efendimiz'in kıraatı oldu. اَسْتَعُذُ بِاللّٰهِ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِ ayeti oldu. Hasaten has olarak bunu işitmiş. Hususi bunu işitmiş. Bundaki, bu rivayetteki beyan bu kadar. Bunu beyan etmiş oldu. وَاَمَّا حَد۪يثُ مَالِكٍ اَمَّا اِمَامِ مَالِكٍ rivayet etmiş olduğu hadis muhtasarun daha muhtasardır minhada bundan. İmam Malik'in rivayet etmiş olduğu hadiste vel-mürselatı okudu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazında vel-mürselatı okumuş. O daha muhtasar. Ve kezalike kavlu Zeyd ibn Sabit'in Zeyd ibn Sabit'in kavli de böylecedir. Fi kavlihi di Mervan'a Mervan'a demesinde. Ne demesinde? Lekad semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakra. Peygamber Efendimiz'in okuduğunu ben işittim. Fihi akşam namazında ve etveli tuveli uzun surelerin en uzununu okuduğunu işittim ki o da hangi suredir? Elif, lam, mim, sad bu suredir. Yecuzu işte bu da Zeyd ibn Sabit'in kavli gibidir ki caiz ki en yekunu ola zalike Zeyd ibn Sabit'in işitti ki ala kıraatihi Peygamber Efendimiz'in okuması üzerine olan neyi bir ba'daha surenin ba'dısını. Seyyid ibn Sabit eşitmiş okumuş ama elif, lam, mim, sad'ın hepsini okuduğuna dair serahat yok. Caiz ki ba'dısını okumuş. Ve mimma yetullu delalet eden şeylerdendir. Ey daha böylece yani Zeyd ibn Sabit elif, lam, mim, sad'ın ba'dısını Resulullah Efendimiz'den eşitliğine delalet eden şeylerdendir. Alâ sıhhati hâzı tevil, bizim tevil ettiğimizin sıhhatine ki bazısını okumuştur dedik ya, onun sahih olduğuna delalet eden delillerden, rivayetlerdendir ki enne Muhammed ibn-i Huzeyme Muhammed ibn-i Huzeyme haddesena bize rivayet ediyor. Kâle haddesena haccacun kâle haddesena hammadun an ebi Zübeyr an Câbir ibn-i Abdillâhil Ensâri Câbir ibn-i Abdullah el-Ensari'den rivayet ediliyor ki ennehum kânû Hazreti Cabir cemaatle, ashab-ı kiramla oldular. Kânû oldular. Yüsellûne namaz kılardılar. El-Mâlib akşam namazını sümmeyen tadilûne sonra da ok atardılar. Ok atışırdılar. Ok atması yarışı yapardılar. Bu da delalet ediyor ki namazı kıldıkları vakitte az okurdular. Bunu da beyan için getiriyor. Hadis-i şerifi. Haddesena Ahmed ibn Davud ibn Musa kâle haddesena Abdullah ibn Muhammed ve Musa ibn İsmail kâle
Abdullah bin Muhammed ile Musa bin İsmail dediler ki haddesena Hammadun kâle ehberena sabitun an Enes'in radıyallahu anhu kâle Hazreti Enes buyurdular ki künnâ nusallil mağribe akşamı kılar idik me'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizle beraber sümme yermi ehaduna sonra bizim birimiz atardı oku atardı feyera görürdü mevdi'an eblihi okun düştüğü yeri görürdü hava o kadar ışıktı. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد فذكر بإسناده مثله إمام حمدًا بروايتي إمام التحاوي محمد بن خزيمة tarikiyle de rivayet ediyor. Bundan ne anlaşılıyor? Bundan anlaşılıyor ki namazı erken kılardılar, namazda uzun süreler okumazdılar ki namazdan sonra getirip ok atardılar, okun düştüğü yeri de görürdüler. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سهل بن بكر قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير هذا حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو داود عن أبي عوانة وهشيم عن أبي بشير عن علي بن بلال قال صليت مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار علي بن بلال diyor ki ve Ensar'dan أصحاب رسول الله'dan olan bir takım cemaatle ben namaz kıldım. Haddesuni, onlar bana rivayet eylediler ki ennehum kanu yusallune, onlar namaz kılardılar. Mea Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizle kılardılar. Ney el-mağribe, akşam namazını beraber kılardılar. Sümme yantalikune, sonra o ansardan olan zevat giderdiler. Yertemune, ok atışırdılar. La yehfa aleyhim, onlar üzerine gizli olmazdı. Mevki'u sihamihim, okların düştüğü yerde gizli olmazdı. Yani kim daha ileriye atabiliyor? Bir ok atıyor, okun ta ileride gittiği yeri de görüyor. Hava o kadar ışık oluyor diye. Hatta yetu diyarahum. Hatta kendi diyarlarına oldukları yere gelirdiler. Ve hum, onlar da oldukları yerde fi aqsa medineti, Medine'nin en nihayetindeydi. Fi Beni Seleme, Beni Seleme. Kıbleteyn tarafındaydı. Medine-i Münevvere'nin en nihayeti oraya kadar gelir, orada ok atışırdılar. Haddesena Ahmed ibn Mesud el-Khayyat kâle haddesena Muhammed ibn Kesir an-el-Evza'iyye an-el-Zühriyi en-ba'di Beni Seleme. İmam-ı Zühri Beni Seleme'nin bazılarından, Beni Seleme ricalının bazılarından rivayet eyledi ki ennehum kânu yusallûne me'an-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem el-Mârib. Akşam namazını Resulullah Efendimizle beraber kılardılar. Sümme yansarifûne ilâ ehlihim, kendi evlerine giderdiler. Ve hum yubsirûne, halbuki onlar görürdüler. Mevki'an nebli, attıkları otun, okun düştüğü yeri görürdüler. Alâ gadri sülüsey milin, bir milin üçte ikisi kadar bir mesafeye ok atardılar. Okun düştüğü yeri de görürdüler. Haddesena Rebiyul Mezinu kâle haddesena Esedun kâle haddesena ibn Ebi Zîbin anil Mekburiyyi عن الكعكاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله قال جابر بن عبد الله buyurdular ki كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب biz akşamı Resulullah Efendimizle namaz kılardık. ثم ناتي بني سلمة بني سلمة'ye gelirdik. وإنا لنبصر biz görürdük. مواقع النبل okun düştüğü yerleri görürdük. فَلَمَّا كَانَ هَذَا وَقْتٌ صِرَافِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Vaktaki Resulullah Efendimizin namazdan insarafının vakti bu oldu. Hangi namazdan mı? Salat-ı Mağribi, akşam namazından. Akşam namazından insarafı bu vakit oldu. Akşam namazını Resulullah Efendimiz kıldırmış. Resulullah Efendimiz de namazı kıldıktan sonra kendi diyarlarına gitmişler. Kendi diyarlarında diyor ki Medine'nin nihayetinde bir milin üçte ikisi kadar, hatta bir rivayette bir mil kadar yere gitmişler. Ondan sonra okları atmışlar. Okların düştüğü yerleri de görmüşler. Peygamber Efendimiz'in namazdan hangi vakitte çıktığını beyan ediyor. Öyleyse istihale muhal olur. En yekûne zâlik. Bu ola. Vakat-ı gara'e fîhâ. Halbuki Resulullah Efendimiz de okumuş ola. Fîhâ. Akşam namazında ney el-a'rafe, sure-i a'rafi okumuş ola. Ve la nısfâ yahut nısfî. Ne sure-i a'rafi okumuş ne de nısfî. Çünkü o kadar okusa
gecikirler. Onlar gidinceye kadar karanlık çöker. Öyle hava ışık olmaz. Haddesene ibn-i Merzuk kâle, haddesene Abdüssamed ibn-i Abdülvaris kâle, haddesene Şu'betü en Muharibi ibn-i Disar en Cabir ibn-i Abdillah kâle sallâ Muaz'ın. Cabir ibn-i Abdullah diyor ki Muaz kıldırdı ve ashabi kendi cemaatine el-mağribe akşamı kıldırdı. فَفْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَ اَوِ النِّسَى Sûre-i Bekara'ya başladı. Yahut da Sûre-i Nisa'ya ravi şekk ediyor. Ya ona ya ona başladı. Okumaya artık namazda onu okuyacak. Akşam namazında. فَسَلَّا رَجُلٌ Cemaatten bir adam kıldı. Baktı ki bu uzun sure okuyacak. Vakit geçecek. Kendi başına namazı kıldı. Sümmen sarafı çıktı gitti. فَبَلَغَ ذَٰلِكَ مَعَذٍ Hazreti Muaz namazı kıldırdıktan sonra ona dediler ki işte filan kes seni beklemedi, cemaati beklemedi, namazı kıldı gitti. Fakale Hazreti Muaz buyurdular ki innehu münafikun, o münafiktir. Yani zahiren Müslüman gibi görünüyor ama o hakikaten iman etmemiştir dedi. Münafık buna derler. Fakale Hazreti Muaz buyurdular ki innehu münafikun, o adam münafiktir. Zahiren Müslüman gibi görünüyorsa da imanı yoktur bunun. Kalbine iman girmemiştir. Münafık buna derler. فَبَلَغَ ذَٰلِكَ Bu söz erişti. اَرَّجُلَ O namaz kılıp giden adama erişti ki Muhassen'in hakkında münafık dedi. Yahut da Hz. Muaz böyle dediğinden o adama sonra dediler ki yahu sen münafık mısın? Niye cemaatle durup da namaz kılmadın? Hemen çıktın gittin. Senin hakkında münafık diyorlar. Sen münafık mısın? Değil misin? Söylediler. فَاَتَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e usat geldi. فَزَكَرَ ذَٰلِكَ Bu meseleyi zikreyledi. Lehu Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah dedi. Ben uzun süreye başladığından namazı kıldım, gittim. Yorgun adam, akşama kadar çalışmışım. Baktım ki bu uzun süre okuyacak. Ben namazı kıldım, gittim. Ben münafık değilim. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular. Çünkü Muaz oradaydı. Muaz'ın yanında bunu söyleyince Peygamber Efendimiz buyurdular ki اَفَاتِنُنْ سَفِنْ Fitneci misin? اَنْتَ سَنْ يَا مُعَذُ اَنْتَ فَاتِنُنْ يَا مُعَذُ اَفَاتِنُنْ اَنْتَ يَا مُعَذُ قَالَهَا مَرَّتِينَ Bunu iki kere dedi. Sen fitneci misin? Sen fitneci misin? Dedi. فَلَوْ قَرَاتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَلَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا Namazda سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَلَى okusaydın ve şemsi ve duhayı okusaydın daha olmaz mıydı? Sen getirdin Sûre-i Bakara yahut Sûre-i Nisa'yı okuyorsun. فَاِنَّهُ يُسَلِّ خَلْفَكِ Çünkü senin peşine namaz kılıyor. ذُلْحَاجَةِ ihtiyaç sahibi işi var, gücü var, bekleyemeyecek. وَالْضَعِفُ Daif adam. O namazın uzun boylu namazı da duramayacak. وَالْسَغِيرُ Küçük var. وَالْكَبِيرُ ihtiyar var. Senin peşinde namaz kılınanların bunların hepsi var. Uzun sure okuyana kadar سَبِّهِ اسْمَ رَبِّكَ عَلَى وَالشَّمْسِ وَدُحَاءِ okusan olmaz mıydı? حَدَّسَنَا رَوْحُ بِنُ الْفَرَجْ قَالَ حَدَّسَنَا يُوسُفُ بِنْ عَلِيِّ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُّ الْأَحْوَسِ عَنْ سَعِيدِ بِنِ مَسْرُوكُ عَنْ مُحَارِبِ بِنِ دِسَارِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَحْوُ İmam Tahavi bu hadisi şerifi bir de رَوْحُ بِنُ الْفَرَجْ tarikiyle rivayet ediyor. حَدَّسَنَا ابْنُ مَرْزُوكُ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ السَّمَدُ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ بِنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرٍ Hazreti Cabir'den rivayet eyledi. Kale dedi ki hiye o namaz el-atemetü yatsu idi. Namazın hangi vakit olduğunda yukarıdaki rivayette akşam idi. Geldi. Bu rivayette de geliyor ki akşam değil yatsu idi. Haddesena Ebu Bekret'e kale haddesena İbrahim ibn-i Beşşar kale haddesena Süfyanu en Amr ibn-i Dinar en Cabir'in radıyallahu anhu kale Hazreti Cabir buyurdular ki kâne Muaz ibn-i Cebel. Hazreti Muaz yusalli me'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'le namaz kılar idi. Sümme yerci'u sonra gelirdi. Feye ümmüne bize imam olurdu. Resulullah ile namaz kıldıktan sonra gelir bize de imam olurdu. Bu da ayrı bir mesele. Namazı kılan bir adam başkasına imam olur mu olmaz mı? Bu ihtilaflı mesele Hanefi mezhebinde olmaz. Şafii mezhebinde olur, olur diyenlerin delili. Bu ayrıca bahsedilecek. Burada şimdi maksat o değil. Maksat
Hazreti Cabir Resulullah'la namazı kıldıktan sonra gelirdi, kendi cemaatine de namaz kıldırırdı. فَأَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَشَاءَ ذَاتَ لَيْلَ Bir gece Peygamber Efendimiz yatsı namazını geç kıldırdı. فَصَلَّى مَعَهُ Resulullah Efendimiz'le namazı kıldı. Muaz bin Cebel. Muaz bin Cebel Resulullah'la namazı kıldı. سُمَّ جَاءَ Sonra geldi diye ümmena bize imamlık etmeye geldi. Emr ibn Dinar buyuruyor. Emr ibn Dinar o cemaatten ya. Diyor ki namaz kıldıktan sonra geldi ki bize de imamlık yapa. فَفْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ Sûre-i Bekare'ye başladı. فَلَمَّا رَآ ذَٰلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ Bizim cemaatten birisi bunu gördü. Gördü ki bu Sûre-i Bekare'den başladı. Yahut da Sûre-i Nisa'dan başladı. تَنَحَا bir tarafa çekildi. Nahiyeten bir nahiyeye çekildi. فَصَلَّ وَحْدَهُ Yalnız namazını kıldı, işine gitti. فَقُلْنَا biz dedik ki مَا لَكَ يَا فُلَانْ Ey filan, sana ne oldu? اَنَافَكْتَ sen de münafık mı oldun? Nafakta yani kalbinde nifak mı var? Sen niçin cemaatle beraber namaz kılmıyorsun? قَالَ dedi ki مَا نَافَكْتُ Ben münafık olmadım. وَلَاَاتِيَنَّ Ben gelirim elbette. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbette Peygamber Efendimiz'e ben giderim. فَلَاُخْبِرَنَّهُ وَنَا bu meseleyi haber veririm. Ben münafık değilim. Fakat Hazreti Muaz uzun sureyi okudu. Benim işim var, onu bekleyemedim. فَاَتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ O zat Peygamber Efendimiz'e geldi. فَقَالَ يَا رَسُولُ اللّٰهِ Dedi ki ya Resulullah, اِنَّ مُعَاذًا Hazreti Muaz yusalli ma'ak seninle beraber geliyor. سُمَّ يَرْسِعُ Sonra geliyor. فَيُؤْمُنَا bize de imam oluyor, bize de namaz kıldırıyor. وَاِنَّكَ اَخَّرْتَ الْعِشَاءَ الْبَارِحَةِ Geçen gün sen namazı tehir ettin, yasuyu tehir ettin. Fasallamak Hazreti Muaz seninle kıldı. Sümme caa sonra geldi. Fetekaddeme tekaddüm ettik liye ümmena bize de imamlık etsin. Feftetehe suretel bakara. Sure-i Bekara'ya başladı. Zaten yasi tehir edilmiş. Geç gelmiş. Ondan sonra da Sure-i Bekara'yı okumaya başlamış Hazreti Muaz. فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَٰلِكَ Ben bunu gördüğüm vakitte تَنَحَيْتُ Bir tarafa çekildim فَصَلَّيْتُ وَحْدِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ya Resulallah yalnız başıma namazı kıldım. اِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَادِحٍ Biz nevadih sahibiyiz. Nevadih deveyle su çekerler. Deve kuyuya bağlı ondan gider. Kuyudan uzağa gittikçe kuva yukarı çıkar. Bir havuza tökülür, havuzdan akar gider hurmalara, bahçelere. Tekrar deve gerisin geri kuyunun yanına geldi mi kuva aşağı inmiş olur. O bir müayyen bir mesafedir. Deve tekrar gider. Tekrar gittikçe yine o gelir. Veyahut da kuyunun etrafında yapar. Kuyunun etrafında döndükçe, dolandıkça o su çekmiş olur. Olaysa biz ashab-ı nevadih yani bizim develerimizle bahçelerimizi sürüyoruz. اِنَّمَا نَعْمَلُ بِاَجْزَائِنَا Biz kendi azalarımızla amel ediyoruz. اِبَعَدَائِنَا Yani hizmetçimiz yok, kendimiz bizzat çalışıyoruz. Onun için yoruluyoruz. Bu da geç geldi. Ondan sonra da Sûre-i Bekare'ye başlayınca yorgun adam ben namazı kıldım gittim. Yoksa ben münafık değilim. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdu ki اَفَتَّانُنْ اَنْتَ يَا مُعَاذ اَفَتَّانُنْ اَنْتَ يَا مُعَاذ iki kere bunu dedi. Sen fitneci misin ya Muaz? Sen fitneci misin? Yani gördün ki bunlar çalışanlar var, zayıf var. Niye kısa sureler okumuyorsun da uzun sure okuyorsun? اِقْرَى سُورَةَ كَذَا şu sureyi oku. اِقْرَى سُورَةَ كَذَا şu sureyi oku. Bunları dedi keza keza li suverin kısarın kısa sureler için minel mufassali mufassalda kısa sureleri oku. La ahudduha ravi diyor ki o sureleri söyledi ama ben onları tayin edemem. Yani kısa surelerin isimlerini verdi ama ben hangi sureler olduğunu unuttum. Onun için kısa surelerin kısa surelerden okumasını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'a emreyledi. Fekulna li amrin bu ravi, bu hadisin ravisi Süfyan diyor ki فَقُلْنَا biz dedik لَعَمْرٍ اَمْرِ اِبْنِ دِينَارَ dedik ki اِنَّ اَبَا الزُّبَيْرِ اَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّسَنَا عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ
Hazreti Cabir'den o da rivayet ediyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâle lehu Hazreti Muaz'a dediler ki ikre bi sureti vel leyli izâ yağşâ ve şemsi ve tuhâhâ ve semâi zâtil buruci ve semâi ve târiki. Bunları rivayet ediyor. Yani Amr ibn-i Dinar unutmuş ya hangi sureleri, kısa sureleri söyledi ama hangi sureleri olduğunu ben unuttum diyor. Süfyan da ona diyor ki bize Ebu Zübeyir diyor ki o da yine Cabir radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالشَّمْسِ وَطُحَاهَا وَالسَّمَاءِ ذَاتُ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ وَالتَّارِكِ bunlardan oku diye buyurdu. Doğru mu bu? فَقَالَ عَمْرُ بْنِ دِينَرْ عَمْرُ بْنِ دِينَرْ dedi ki وَهُوَ نَحْوُ هَذَا işte bunun gibi, yani ben unuttum ama işte bunun gibi, bu sureler gibi surelerin okunmasını emreyledi. فَقَدْ اَنْكَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ işte Resulullah Efendimiz inkar eyledi. Ala Muaz'ın Hazreti Muaz'a neyi? Teskîle kirâeti, kirâetin ağırlaşmasını. Bihim cemaatine. Neyle? Sûretel Bekare. Sûre-i Bekare'yi okumakla onlara kirâeti ağırlaşmayı inkar eyledi. Fekâle lehu ona dedi ki Efettânun ente ya Muaz. Sen fitneci misin ya Muaz? Ve emerehu ona emreyledi. Bir süverilleti, şul bir sureleri okumayı emretti ki zekerina biz zikreyledik. Minel mufassali mufassalda. Yine kısa surelerden okunmasını Resulullah Efendimiz emreylemiş. فَاِنْ كَانَتْ سِلْكَ السَّلَاتُ eğer bu namaz olursa, hiye salat el-mağribi akşam namazı ise, akşam namazı olursa, فَقَدْ دَادَّ هَذَا الْحَد۪يثُ bu hadis zıt oldu. Hazreti Muaz'ın bu şimdi rivayet ettiğimiz Muaz ibn-i Cebel'in hadisi zıt oldu. Neye? Hadise Zeyd bin Sabit'in, Zeyd bin Sabit'in hadisine ve ma zekirna ma'hu onunla beraber zikrettiğimiz hadislere ki evveli hazel bab, bu babın evvelinde. Evet. Onlar ne dediler? Uzun surelerden, Zeyd bin Sabit dedi ki uzun surelerden okunacak. Hatta Muaz Mervani itiraz etti ki en uzun surelerin en uzununu okurdu. Burada da Resul-i Ekrem Efendimiz ne diyor? Kısa surelerden okuyor. Hazreti Muaz'ı öyle diyor. Hadisler eğer akşam namazı ise bu iki hadisler birbirine zıt geldi. Çünkü Zeyd bin Sabit'in hadisi de akşam namazında, bu da akşam namazında. Öyleyse iki hadis birbirine zıt oldu. Ve in kâneti yasalâtel işâil âhire. Yok bu yatsı namazı ise, çünkü Hazreti Muaz'ın kıldırdığı namazda akşam namazı diyenler de var, yatsı namazı diyenler de var. Akşam namazı ise Zeyd bin Sabit'ten gelen rivayete zıt oldu. Yatsı namazı ise fekereha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz mekruh gördü. En yukra fiha. Bu yatsı namazında okuna bir mazekerna bizim zikrettiğimiz şeyleri, o şeyleri okuya. Yani ve leyli izâ yağşâ ve şemsi ve duhâ işte bu gibi sureleri okuya. مَعَ سِعَةِ وَقْتِهَا onun vaktinin genişliğiyle beraber dar da değil. Yatsı namazı geniş, o geniş olmakla beraber bunların okunmasını emretti. فَاِنَّ صَلَاتَ الْمَغْرِبِ akşam namazı مَعَ ضَيْكِ وَقْتِهَا vaktinin sıkı, dar olmasıyla beraber اَحْرَى daha layıktır اَنْ يَكُونَ وَلَا تِلْكَ الْقِرَاتُ o kirahat fiha akşam namazında mekruhatı mekruh olan. Yatsı namazı, yatsı vaktinde uzun surelerin okunması mekruh olunca akşam namazında evla bir terik mekruh olur. Ve kadir veyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Fîmâ kâne yukrav bihi fî selâtil işâil âhire. Yatsı namazında okunan kıraat hakkında Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi. Nehvun min hâza. Buna yakın bir rivayet, rivayet olundu. O da şu, haddesena Ahmed ibn Abdülmümin el-Khorasaniyyü, kâle haddesena Ali ibn el-Hasen ibn Şakir, kâle haddesena el-Hüseyin ibn Vâkid, an Abdillah ibn Büreyde, an ebihi anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kâne yakrav fî salâtil işâil âhire. Yatsı namazında Resulullah Efendimiz okurdu. Neyi? Bi eş-şemsi ve duhâhâ. Eş-şemsi ve duhâhâ'yı okurdu. Ve eşbahiha buna benzer sureleri okurdu. Minessüveri surelerden. Fe'in kâle kâilun bir adam yatırat istediyse ki fehel ruvya anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi mi ki ennehu kare fil mağribi bi kısari müfassel akşam namazında kısari müfassel küçük surelerden
kısa surelerden okuduğu sabit oldu mi? Rivayet var mı? Kıyle lehu, ona denilir ki naam. Var rivayet. Haddesena Ahmed ibn Davud'a gâle, haddesena Yakub ibn Hümeyden gâle, haddesena Vekî'un en İsrail'e an Cabir'in radıyallahu anhüm, an Amir'in an Abdillah ibn Umar'a radıyallahu anhüma. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kara'a fil mağrib. Abdullah ibn Ömer'den rivayet edildi ki Peygamber Efendimiz akşam namazında okudu. Bittini ve zeytuni ve tini ve zeytuni okudu. Haddesena Yahya ibn İsmail Ebu Zekeriya el-Bağdadi. Kale haddesena Ebu Bekir ibn Şeybe. Kale haddesena Zeyd ibn el-Hübab. Kale haddesena Dahhak ibn Osman. Kale haddeseni Bükeyr ibn el-Eşec. An Süleyman ibn Yasar, an Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala, Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildi. Kal Hazreti Ebu Hureyre dedi ki, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz oldu, yakra'u fil mağribi, akşam namazında okurdu, ve kısar-ı müfassali, kısa sureleri okurdu. Haddesena Ruhu ibn el-Ferec, kâle haddesena Ebu Mus'ab, قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن الضحاك عن بكير عن سليمان عن أبي هريرة رضي الله عنه حضرت أبي هريرة روايته تليور قال buyurdu ki ما رأيت أحدا hiçbir kimseyi görmedim öyle kimse ki eşbehe daha ziyade benzer بالصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم kıldığı namaz Resulullah Efendimizin namazına daha iyi benzer hiçbir kimseyi görmedim min filanin filandan. Bu da galiba Amr ibn-i Salem'e. Başka rivayetlerde geliyor. O kadar güzel namaz kılardı diyor. Yani Resulullah Efendimiz namazda neleri okurdu? O zat da Amr ibn-i Salem'e de onları okurdu. Gâle Bükeyr'ün, Ravi Bükeyr diyor ki Fes'eltü Süleyman'a. Süleyman'a sordum. وَقَدْ كَانَ اَدْرَكَ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ O adama o yetişmişti. فَقَالَ buyurdu ki كَانَ يَقْرَوْ فِي الْمَارِبِ Akşamda okurdu bir kısar-ı müfassali, kısar-ı müfassali, kısa sureleri okurdu. حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمِ قَالَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مِكْتَلِ عَنِ الدَّحَاكِ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ Tahavi Ali ibn Abdurrahman Terekki'de de bu hadisi şerifi zikrediyor ki Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala an Amr ibn Seleme'den daha ziyade Resulullah'ın namazına benzer namaz kılanı görmedim. Yani o Resulullah Efendimiz'in kıldırdığı namazı oldukça teklid eder öyle kıldırırmış. Hâdâ Ebu Hureyre radıyallahu anh, işte Ebu Hureyre kad ahbara haber verdi anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den ki ennehu kâne yakrahu fî salâtil mağribi salâti mağribde okurdu bi kısâril müfassali, kısâril müfassali okurdu kısa sureler okurdu fe'in hamelnâ hadîse Cübeyr ibn-i Mütemin hadîsini hamledersekse ki o ne dedi Vetturi suresini okudu akşam namazında ve ma ul bir hadisi ki raveyna ma'hu min el asar eserlerden onunla beraber rivayet ettik daha başkaları da geldi ki Peygamber Efendimiz uzun süreler okudu neye hamledersekse ala ma hamelehu aleyhi şu bir şeye hamlederiz ki ona hamletti el muhalifi muhaliflene yani surenin tamamını okudu ve Tur-i suresinin muhalif bize ne diyor Vetturi suresinin bazısını okumadı da hepsini okudu. Biz diyoruz ki bazısını okudu. O diyor ki hayır, hepsini okudu. Eğer biz de hepsini okudu der isek tadaddet zıdd olur tilkel asar işte bu eserler ve hadisu Ebi Hureyre tehaza biz Ebu Hureyre'den bu hadisi. Orada geliyor ki Vetturi suresinin hepsini okudu. Öyle dersek ise burada da Hz. Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor ki kısa surelerden okurdu. Öyleyse birbirine zıddı oldu hadisler. Ve in hamelnaha yok. Cübeyr ibn-i Mütemin hadisini hamledersekse ala ma zekerna bizim zikrettiğimiz ki. Evet o gördü. Vetturi okudu. Vetturi'nin hepsini değil. Bazısını okudu dersekse ittifak eder. Hiye
Sübeyr ibn-i Mut'um'den rivayet edilen hadis ve hadel hadis bir de Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edilen hadisler müttefik olur. Ve evlâ bina bize daha layıktır ki en nehmile hamd edelim el âfâre eserleri alel ittifak ittifak üzerine hamd edelim nâ alel tadâd zıddiyet üzerine değil. Öyleyse ittifak olsun diye Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın hadisinde Peygamber Efendimiz kısa sureler okurdu. Cübeyr ibn-i Mut'im'in de eşittiği ve Turi suresinin hepsini Resulullah Efendimiz okumamış, bazısını okumuş. O vakitte hadisler birbirine zıt olmaz. Böyle tevil yapılır. فَسَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا İşte bizim bu zikrettiğimizde sabit oldu ki اَنَّ مَاشُرْ بِشِيْكِ يَنْبَغِ لَايِغُ olur اَنْ يُقْرَأَ بِهِ Anın okunması fi salat-ı mağribi. Akşam namazında okunması layık olan nedir? Huve kısar-ı müfassal. Kısar-ı müfassaldır. Layık olan budur. Kısa sureler. Ve hâzâ kavlu Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf'e ve Muhammedin rahmehumullah. Bu üç imamın kavli de budur. İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmet, İmam-ı Sevri, Abdullah bin Mübarek, Nehay ve başkaları da böyle buyurmuşlardır. Akşam namazında layık olan, eftar olan kısa sureler okunmasıdır. وَقَدْ رُوْيَ مِسْلُ ذَٰلِكَ Bunun gibi rivayet de var. Yani Resulullah Efendimiz'in kısa sureleri okuduğu sabit oldu ya, bu ashabtan da rivayet edildi. Onlar da böyle yapmışlar. İşte diyor ki وَقَدْ رُوْيَ rivayet olundu. مِسْلُ ذَٰلِكَ kısa surelerin okunması akşam namazında اَنْ عَمَرَ بِنْ قَطَّفْ رَضِيَ اللّٰهُ وَنْ Hazreti Ömer'den rivayet edildi. حدثنا فاتن قال حدثنا ابن الإسبهاني قال أخبرنا شريك عن علي بن زيد بن جدعان عن زرارة بن أوفى قال زرارة ديك أقرأني أبو موسى أبو موسى العشري بن أكتي كتاب عمر حضرت عمر كتابا إليه كنزنا حضرت عمر رضي الله عنه كتاب يازمش مكتوب يازمش أبو موسى العشري أبو موسى العشري ده زرارة بن أوفى يورمش كي بني أكي On da diyor, okudum ki, yazmış Hazreti Ömer, اِقْرَ فِي الْمَغْرِبِ بِآخِرِ الْمُفَصَّلِ Böyle yazmış, اِقْرَ اُكُ فِي الْمَغْرِبِ akşamda بِآخِرِ الْمُفَصَّلِ müfassalın ahiri, müfassalın ahiri ki yani kısa sureler. Bir rivayette bu, لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُ bundan aşağı ahiri müfassal budur. Bunları oku diye yazmış. İşte bu ders burada hulâse buluyor. Akşam namazının kıraatinin miktarını beyan için İmam-ı Tahavi bu babı yazmıştı. Ne miktar okunacağı müstehap nedir? Onu beyan buyurmuş oldu ki kısari müfassaldan yani kısa surelerden okunması daha evladır, daha müstehaptır. Bu bab burada bitiyor. Bundan sonra babul kıraati halfel imam. İmama iktida eden bir kimse okuyacak mı, okumayacak mı bu bab geliyor. Bunu da inşallahü teala beyan ederiz. Vallahu teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.